Tutturanlar Kulübü'nün özel ilk kuponuna 300 TL'ye kadar bonus tutturdan. Kampanyaya katıl butonuna tıkla, kuponunu oyna, ilk kuponuna özel bonusu kaçırma. Bol ekranlarından herkese merhabalar. Tutturanlar Kulübü Cumartesi ile karşınızdayız. Cumartesi'nin karşılaşmalarını sizlere her zaman olduğu gibi değerlendirmeye çalışacağız. Fenerbahçe içeride Kasımpaşa'yı ağırlıyor ama bu karşılaşmanın yanı sıra sadece bizim ligimizde değil, Avrupa'nın diğer liglerinde de önemli karşılaşmalar var. Sonucunu merak ettiğimiz karşılaşmalar var. Bizce riske girilmemesi gereken, bir yandan da risk alınması, daha doğrusu alınabilecek karşılaşmalar var. Bunları sizlerle paylaşıyor olacağız. Bir yandan bir anonsumuz var, her programımızın başında olduğu gibi. Bir tutan bir kuponumuz var aslında. Mehmet Kes 09 isimli arkadaşımızın 5 karşılaşma üzerinden kaç oranını? 875 katı kazanmış. 875,58 oran. Mükemmel. Hiç 5 maçta. Hiç önemli tahminde buralara yaklaştığınız oldu mu hocam? Geyine ya da... Mümkün değil abi. Yaklaşsak oynarız. Kupona yansıttın ya da... Yok abi. Benim sadece zamanında şahit olduğum vardı. Sen bitir. Ondan sonra şahit olduğumu anlatacağım sana. Mükemmel bir de olaydı çünkü tutan, yani. Kupon tutan arkadaşımızın kuponunu hemen paylaşalım. Mallorca Vallecano'yu 1 ve üst demiş. 5-20 oradan almış zaten. Evet. Vedat Muriç'e 2 ve üst. Vedat Muriç'e baklava yollasın. Çünkü 90'da attı Vedat Muriç'e. Bence burada herkesin küçük bir şeyler Aston Villa Manchester tercihi bu arada. Çok garip. Evet, bravo. Bana hatta biz burada da konuşmuştuk. Evet. Anlamıyorsam hepimiz Villa'nın kazanma ihtimali yüksek şeklinde bir yorum yapmıştık. Kesinlikle. Varmıştık. Ama tabii ki risk alınabilecek karşılaşmalardan bir tanesi miydi? O da tarzı 2 ve üst demiş. Genoa Atalanta'ya 2 ve üst demiş ve son olarak da Nice Monaco'da 5 maçtan 875,8. Bak Nice Monaco'da ben orada doğrudan mesela her şeyi tutturdum burada 1 ve üst derdim yatardım yani. Hem Monaco'yu şeyde oynamak, Saint-Tropez derbisinde, Sosyete derbisinde, Jet Set derbisinde. Mükemmel yani. Rekorum herhalde bir kere seneler önce bir NBA kuponuna, NBA gecesi. Ha. Tam böyle yatacağım hesabımda da böyle o zaman, yani şimdi de çok para değil, o zaman da hiç değildi. Ama 1,5 lira mı ne kalmış tamam mı hesapta, ama 1,5'un bir karşılığı vardı yani. 1,5 lira kalmış lan yatarken dedim böyle bir handikaplı bütün maçlara bir gireyim abi. 1'e 128. Ha gerçekten de tuttu. Evet. Peki abi, o benim rekorum ama 875 falan bayağı iddialı. Valla benim çok büyük. Evvel zaman içinde böyle şeye girdim. O zaman tabii böyle tuttur ve benzer platformlar yok. İddiabahane'ye girdim. Ankara Gücü maçına gideceğim. Ankara'dayım böyle. Baktım Roma'nın bir maçı vardı. Roma deplasmanındaydı. 444 tamam mı şeyi kodu? O zaman kodlar vardı ya böyle. Evet tabii. Ha, 444 ise 44 dedim. Yani tam böyle şey. Ganyan'da böyle kızının ismine yakın birisi at olur da onu oynar falan. At eşek çıkar ama galip gelir. Öyle oynadım abi. Oradan 3 maç daha koymuştum. Yani o zaman 4 maç zaruriydi. Çok büyük para kazanmıştım. Çünkü kuponu tuttuğumda şeyde öğrendim. Maçta öğrendim yani. Ankara Gücü saat 16'da bir takım oynuyordu. Unuttum şimdi içeride Ankara'da. Bir de yaklaştığım bir kupon vardı. Sana şöyle anlatayım. Sistem 5-6-7 oynamışım. Ve bütün kuponun hepsi 4,5 gol üstü, bir tane de 7,5 gol üstü var. O zamanlar öyle gidiyor. Bu da şey, Real Madrid. Yani maç 6-1 bitti. Ve ben çok büyük paradan oldum. Yani şimdi arkadaş mesela ne kazanmış? Bugünün parasıyla 17 bin lira kazanmış. Ben o günün parasıyla yaklaşık 80-90 bin liradan olmuştum yani şeyde. Bugünün parasıyla 80-90 bin lira olmuştum. Yapmanın şeyi de şimdi genelde çok yüksek para yatırıyorsun evet. Ya tutmaz zaten falan. Tabii kazara gelirse ulan 1 lira yatıracağım ama 3 lira niye yatırmaz? Çünkü 1'e 3 acayip fark ettiriyor. Bu tamahkar olacaksın abi. Aynen, biraz bir de Vapio diye bir gazete vardı, iddia gazetesi. Evet, hatırlar mısın sen onu Vapio'yu? Bir de Vapiano diye bir pizzacı vardı abi sen kesin bilirsin. Tabii o da bir onu şey bilmiyorum. Vapio'yu biliyorum. Vapiano. Var mı paraya ihtiyacı olanın kısaltmasıydı evet. O Vapio. Orada birisi kupon tutturup ondan sonra yazar olmuştu. Bir daha da tutturamamıştı. 1'e 11 bin mi ne böyle. Acayip bir şey böyle yani. Bütün oynanabilecek her maçı doldurmuş şey. Tek sezonluk golcü gibi. Tek albümlük sanatçı. Vapio son kısa bir süre sonra şey yaptı. Son verdi zaten yayına. Şimdi arkadaşımızı tebrik edelim. Bravo. Hakikaten cesur bir kuponu başarıyla sonuçlandırmış. 1'e 875,58 875 katı 5 maçta kazandı. Mükemmel. 12 Şubat tarihinde oynadı kuponuyla. Peki anonsu da sizlerle paylaşalım. 24 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar oynayacağını kuponuna 300 liraya kadar bonus tutturdan. Kampanyaya katıl butonunuza tıklıyorsunuz. Kuponunuza oynuyorsunuz. İlk kuponunuza özel bonusu kaçırmıyorsunuz. Tuttur ekibine bir kez daha sezon başından bu yana hem sizlere hem de bizim önümüze çıkardığı bu kampanyalardan, fırsatlardan dolayı teşekkür
edelim. Bu gibi kuponlarda da değerlendirebiliyorsunuz. Risk oranı size şansı, imkanı tanıyor. Bu gibi kampanyalar ve maç fikirlerimizle geçelim. Programımıza artık geçelim. Fenerbahçe Kasımpaşa'yla başladı. Hakemler de açıklanmış. Cihan Aydın. Bu sene sanıyorum üçüncü kez Fenerbahçe'nin iç saha maçına veriliyor. Bence Türkiye'nin en iyi hakemi. Halil Umut Meler'den falan iyi. Halil'e maç yok. Enteresan. Halil'e birkaç haftadır Süper Lig'de maç yok. Öyle mi? Geçen hafta ben gördüm ama yanlış mı hatırlıyorum? Alt liglerde başlattılar. Derbiyi yönetecek belki de Halil ama Cihan Aydın şu anda herkesin gözünde, benim gözümde öyle de, bir tek benim gözüm yetmez. Herkesin gözünde şu anda bir numaralı hakem. Delikanlı bir hakem. Çünkü ben ona demiştim ki Kadıköy'de gösterdiğin delikanlılığı Ramspark'ta gösterebilecek mi bakalım demiştim. Gösterdi. Yani gördüğünü çalmaya gayret eden, hata da yapsa altında kalmayan, aklında bagajında bir şey olmadığını gördüğüm sistem hatası. Pozitif yönde sistem hatası. O yüzden bir kere onu söyleyeyim. Cihan Aydın'a tekrar başarılar diliyorum. Zor bir maç olur. Mücadeleci bir maç olur. Aha uha faul çalmaz. Bir kere hemen onu söyleyeyim yani. Bu ah uh yandım öldümlere falan oynat yapıyorum ki benim sevdiğim tarz o. Olması gerekiyor. Kasımpaşa ligde hem gol yiyen hem atan bir takım. Dolayısıyla bu maçın gollü olmasını bekliyorum. Ben karşılıklı gol var ve üst desem mesela onun işte var iddia, var kombinasyon iddia, var. KG var ve 2.5 üst. İddia tahminimde mesela üstte 1 10 vermiş. Yani herkes gol atar çünkü rahat rahat gol atabilecek diye. Ben maçın böyle 3-2 4-3 falan bitmesi halinde hiç şaşırmam. Ligin en golcü futbolcularından biri Aytaç. Yeni bu santraforları iyi. Onu da çok iyi kaçırıyorlar. Yani onu böyle pivot kullanıp solla merkezden gelen Aytaç'ların da pozisyona giriyorlar. Kasımpaşa rahat oynayan takım. Zaten ligde iyi yerde. O yüzden de çok fazla böyle kavga dövüşün yaşanmadığı, hanın huğunun olmadığı, gerilimin nispeten az olduğu diğer maçlara oranına. Çünkü düşme pro hattı yok. Bir şeysi yok yani Kasımpaşa'nın. Öyle bir durumu yok. Oynamaya çalışan bir takım yani. Top oynamaya çalışacak. Fener de top oynamaya çalışacak. Güzel bir maç olur diye bekliyorum. Hem üst hem karşılıklı gol var deyip konuyu kapatıyorum. Şimdi devam etmeden önce aslında şunu soracağım. Fenerbahçe'de gerçi İsmail Hoca çok sürpriz, risk tercihlerinden bahsediyorum. Yani çok hani onları da tercih etmiyor. Geride kalan zaman diliminde şimdi maç temposu artıyor. İşte tansiyonu artacak maçların. Evet. Sertliği artacak. Bir yandan maç trafiği biraz daha sıklaşacak. Avrupa maçları yaklaşıyor. Bu evet. Süreçte belirli değişiklikler, tercihler. Yani İrfan 11'e döner. Kasımpaşa maçıyla başlayarak. İrfan 11'e döner. Mert 11'e döner diyorlar. Ama son 2 haftadır özellikle. Fenerbahçe 11 tahminleri genellikle doğru çıkmıyor. Biraz o işlerde sıkmaya başladılar. Pek haber çıkmıyor. Mesela Ferdi sağ bek, Ceydin sol bek konusunu hemen hemen hiç kimse bilememişti Rize'de. Ben Kur'un için oynamayacağını düşünüyorum. Mesela öyle bir değişiklik yapabilir ama benim tanıdığım İsmail Hoca biraz kendi aldığı oyuncuyu oynatmak adına direkt 11'de başlatırsa hiç de şaşırmam. Böyle şeyleri var. Bana göre bunlar hatalar. Bunlar bir takım iyi de fixler diyelim. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Bence Kurunç oynamaz. Ama hoca oynatacaktır diye tahmin ediyorum. Bence ya Mert Hakan oynamalı ya İrfan Can oynamalı. Belki Ferdi denenebilir orada. Ki Ferdi de birkaç maçta düşüş olduğunu kabul edelim. Mert Hakan son maçtaki performansı sence Kadıköy biletini aldı mı artık? Yani oynatamıyor diyordun ya. Yani şöyle işte ben şuna inanmıyorum. Yani oynatamıyor'a katılmıyorum yani. Oynatamıyor, çıkartamıyor. Anlatabildim mi? Hani bu teknik direktörün teknik direktörün bunları çözmesi lazım geldiğini düşünüyorum. Elbette öyle. Aynen tabii. Öyle. Yani olmaması gerekiyor. Evet, olmaması gerekiyor. Mesela ama Kurunç'ta benzer bir tepki alacak yani bu gidişle. Fenerbahçe'nin oyuncusu olmadığını söyledik iki defalarca. Çünkü Fenerbahçe'nin temposunu düşüren yana pas, geriye pas reis. Onunla Fenerbahçe'nin gidebileceği bir yol olmadığını düşünüyoruz biz.
Daha defansif bir oyuncu bence. Defans sadece top kapmakla, alan kapatmakla değil, pasla da olan bir şey olduğu için. Zaten bana göre yan pas, geri pas bir defans oyunu. Top bizde kalsın, gollemeyiz kafası o. Fenerbahçe'de tabii kaleci problemi falan da var ama Rize'den önemli bir virajdan döndü. Bu maçı da kazanmak isteyecektir. Güzel bir hava olacağını söylüyorlar. Yani hava durumu da güzel. Mutlaka çok erken saatte de olacak. Full tribünden önünde. Şimdi okuyoruz yavaş yavaş iç sahada takım streste falan diye. İşte stres yapmayacak adamları aldılar yani. Onları çözmek de takımın teknik ekibi. Yani evet. Samandıra'nın işi yani özetle. Dolayısıyla ben hani strestir vesairedir. Kılım döndü. Yanlarım ağrıyorlara falan çok inanmıyorum yani. O yüzden bunlara inanmayan bir bakış açım var benim. Ama zaten bunu kapatmak için evet. Kadro kuruldu yani. Aynen öyle yani. Yani yanlarım ağrıyor işte filan. Bu işleri bırakıp biraz işine odaklandıklarında herkesin maksimumunu vermeye çalıştığında zaten Fenerbahçe'nin kalitesi bu tip rakipleri, bu tip maçları kazanmaya yetecektir. O yüzden ben hani bu tip baştan bak Kadıköy'de sakin olun ha falan. Kadıköy zaten bir senedir sakin yani. İyi kadro kuruldu. Takımda iyi gidiyor. Kimse yoklamıyor yani. Homurtu da olmasın. Homurtu olacak abi. Homurtu hepimiz dünyanın yanında yani. Dünyanın her sanı lan Real Madrid'de Ronaldo'yu ıslıkladılar ya. Daha bunun ötesi bir şey var mı? Daha geçen akşam City'nin o erteleme maçı kimle oynadı? Brentford maçında abi. Bir ara sol tarafta oynattığı o genç çocuk Bob muydu? Adını unuttum çocuğum mesela. O bir gitmedi, ivmelenmedi diye şöyle bir City tribünü bir kabardı çocuğa yani. Hop hadi kardeşim hani ne bekleme abi, yapıyorsun falan diye olacak mı olur yani. Bağırma da olacak yani. Tabii. Bunlar futbolda olacak. Ay ben çok üzüldüm falan. Onlar lüzumsuz işler. Gereksiz işler. Bu seviyede olmayacak işler. Yani Real Madrid'de ıslaklandı lan adam. Daha ne olacak yani? Ronaldo ıslaklandı ha. Yani her sene 50 tane gol atan adam. Yani o yüzden bu hani bu fazla hassasiyet işleri, ay benim hassas yavrum falan işlerini falan bırakmak lazım. Top oynamak lazım. Tabii. Bu kadar. Mesela niye yeni falan ıslıklamıyorlar şimdi? İyi oynuyor çünkü. Bu kadar performans verdiğini görüyor adam yani. Kötü de oynasa bir şey demez artık. Tabii. Adam bir maçta kötü oynasın kardeşim der. Yani o yani adam görüyor, taraftar herkesten akıllı abi. Taraftar bakıyor adam. Ulan bu sene işte iyi bu çocuk diyor yani. Bu kadar basit. Kurul içi iyi değil diyor yani. Görüyor. Bu değil diyor. Bunları bırakmak lazım. Fenerbahçe sakin kalıp işini yapmaya devam ederse bu tip maçları geçer. Ama ben taraf bahsinden ziyade ki taraf bahsinde Fener'e 1.07 verilmiş. Üst ve şey diyerek konuyu kapatayım. Karşılıklı gol. Kombinasyon. Üst karşılıklı gol. Sen nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Şükür hiç mevzuna katılıyor musun? Yani hani abi. Fred'le bambaşka iki profili olduğu aşikar. Ama belki Kuruç sahaya attığında da başka bir oyun düzeni kursan belki bu kadar göze de batmayacak. Yani Fred'in yaptığından aynısını mı beklemek bilmiyorum. Ya da oraya İsmail çekiyor. İsmail'den bekliyor. İsmail oldu. Yok İsmail geride daha iyi. Tuttur'un sunduğu Tutturanlar Kulübü devam edecek.